Herkese yeniden merhaba. Bugün böyle hazır evdeyken makyaj malzemelerimi düzenlemek istedim. Bunu da sizlerle beraber yapayım dedim. Ben böyle bir yer düzenleme videolarını çok fazla seviyorum. Ki uzun zamandır yapmam gereken bir şey olduğu için de sizlerle beraber yapmak istedim. Birazdan buradaki çekmeceme geçeceğiz ve bunun içindeki tüm makyaj malzemelerimi ve buradaki takılarımı beraber düzenleyeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Dilerseniz düzenlemeye geçelim. Şimdi ilk olarak buradaki bu tüm makyaj fırçalarımı çıkartacağım. Ve önce silerek başlayalım. Muhtemelen ayıklama yapacağım. Çok fazla eşya olmayacak. Ama onun dışında bir temizleme ve düzenleme yapmam gerektiğini düşünüyorum. Burada ben bu düzenleyicilere Ikea'dan aldım. Bir tane de böyle kaşıklık şeklinde olan düzenleyicisini almıştım. Şu şekilde gerçekten çok çok memnunum ve çok severek kullanıyorum ki 4-5 senedir düzenli olarak bunları kullanıyorum sadece. Buraya da böyle 2 tane bu beyazlardan bir tane de diğerinden fazlasıyla yetti. Şimdi şu fondötenimi sileyim. Bu fondötenler aşırı derecede leke leke kalıyor. Bir de elimle yüzüme yayıp süngerle yerdikten sonra bunların kapağını kapattığım için gerçekten çok fazla leke tutuyor. Hepsini buraya yığdım. Bunları da temizledim ve o şekilde geldim. Çünkü diğer türlü çok fazla temizleme içerikli olacaktı. Öncelikle direkt yerleştirmekle başlayalım. Zaten çoğunu temizledim. Çok beğendiğim ürünleri de size anlata anlata gideceğim zaten. Bu fondötenlerimin ve BB kremlerimin, CC kremlerimin burada durması benim çok rahatıma geliyor. Ama bunları sanırım bu tarafa doğru şöyle almayı planlıyorum. Daha rahat oluyor. Bu fondötenlerinin yanına bu La Roche-Posay'ın Effect Lar Duo Plus ürününü de koyuyorum. Bunu çok seviyorum. Yüzümde güzel bir matlık sağlıyor. Aynı zamanda böyle hafif bir canlılık kazandırıyor. Proxy'nin Herbal Science markasının bir tane concealer'ı ama bunu hiç sevmiyorum ve gerçekten kullanamıyorum. Çok fazla kurutuyor. Zaten benim bu gözaltı çevrem ve üstü çok aşırı derecede kuru. O yüzden bu daha da kurutuyor. Bunu atıyorum. Ya da arkadaşlarıma vereceğim işte. Bunu da yine çıkartacağım. Çünkü bu L'Oreal'in güzel bir aydınlatıcısı. Ama bu bitti. Böyle dibinde bir seferlik falan kaldı. O yüzden bunu üst tarafa bir yere koyup bir sefer daha kullanıp çıkaracağım. Bunu buraya koymanın gerekli olmadığını düşünüyorum. Bunu da çıkartıyorum. Bu göz ten ürünlerini buraya koyduğumuza göre bu tarafa da yine ten ürünlerinden devam edelim. Bronzerımı koyayım. Bu bronzerın üstünü sileceğim. Bronzer olarak ben uzun yıllar boyunca Eller'in bronzerini kullandım ama daha sonradan da Eller'de tekrar çıkmadığı için Physicians Formula'nın bir tane bronzerini aldım. Bu Butter bronzerlarından çok güzel. İçine hatta şöyle saçma sapan bir şey çıkıyor ama ben hiç kullanmıyorum. Bunu da attım. Tıkır tıkır edip duruyor çünkü sinirimi bozuyor. Bir tane pudram var. Ben çok fazla pudra kullanmıyorum. Benim Emektar Flormar'ın bir aydınlatıcısı artık bitmek üzere. Zaten kapağı da kırılmış. Bu da dursun yine kullanırım. Ama genellikle Sephora'nın bu aydınlatıcısını kullanıyorum. Bunun rengi bana daha uygunmuş gibi geliyor. Benim tüm ürünlerim anlamsız bir şekilde böyle kapakları kırılıyor. O yüzden de çıldırıyorum. Bu da mesela Wet n Wild'ın çok sevdiğim bir aydınlatıcı allık versiyonu. Ama yine bunun da kapağı kırık. Yine de koyacağım bunu da. Aynı şekilde Eller'in bir tane çok sevdiğim bir allığı 01 numarası olması lazım. Bu da yine kapağı kırıklardan bir tane. Ama bitirmeye kıyamıyorum onu. Çok seviyorum çünkü. Bu da Biota'nın bir allığı. Bu allığı eğer çok sürerseniz çok böyle kötü oluyor. Ama hafif böyle bir sürdüğünüzde asla çıkmıyor. Ki yüzünüze fondöten sürmemişseniz bile bu çıkmıyor. Burada bir tane Silik markasının paleti var. Hem allık hem de far paleti bu. Ama ben bunu allık olarak değil de far paleti olarak kullandığım için bunları da yine buraya koyabilirim diye düşünüyorum. Far paletlerine gelelim. Bu çok eski bir kirpiğim. Bu zaten açıkta kalmış, atılacak. Revolution'dan bir tane far paletim var. Bu ahı gitti vahı kaldı. Yine kapağı kırılanlar tayfasından ve sadece şu iki rengini çok fazla gerçekten kullanıyorum. Diğerlerini de kullanıyorum ama çok tercih etmiyorum yine günlük hayatta. Pastelin bu paletinde çok güzel gerçekten. Çok severek kullanıyorum. Bir de The Balm'ın bir paleti var.
Bunları zaten sürekli kullanıyorum. O yüzden şöyle sığmadı. Şuraya koyalım bu far paletlerini. Şimdi rujlarımı ve dudak kalemlerimi ayarlamaya geldi sıra. Önce şuradaki ıvır zıvırları kaldıralım. Bu acil durum spreyi. Ben bunu gerçekten çok fazla seviyorum. Ve bir şey olduğunda kullanıyorum. O yüzden bunu arka tarafa doğru koyuyorum. Göremiyor olabilirsiniz oradan ama. Bu La Roche-Posay'ın bir tane yüz yıkama jeli. Bu banyoya gidecek. Proxy'nin bir tane göz yağı var bende. Ve bu göz yağını... Gözlerim çok kuru olduğu için makyajdan önce kullanıyorum. Hiçbir şekilde yağlı yağlı göstermiyor ve o kuruluğu tamamen alıyor. O yüzden sürekli bu da burada duruyor. Hatta şurada göz ürünlerinin oraya doğru koyabilirim. Farların oraya bile olur şöyle ama şurada daha rahat olur. Rulonumu koyuyorum. Bu kirpik kıvırcımın temizlenmeye ihtiyacı var. Ben çok fazla kirpik kıvırcı kullanıyordum ama sonradan böyle bir korktuğum için... Kullanmayı biraz biraz azalttım. Hatta biraz biraz değil bayağı bıraktım gibi bir şey. Çok nadiren kullanıyorum. Böyle bir video çekeceksem falan kamerada daha az göründüğü için o zamanlarda yine kirpik kıvırcıyı tercih ediyorum. Ama genelde kullanmamaya çalışıyorum. Ben bir de maskara sürdükten sonra kullandığım için çok kötü oluyordu. Böyle yapışıyordu artık kirpiklerim. O yüzden kullanmıyorum ama yine de dursun ne olur ne olmaz diye. Ufak bir kesintiden sonra tekrar bir aradayız. Bu sırada kesinti sırasında şuradaki far paletlerimi bu tarafa doğru aldım. Çünkü normalde ben fırçalarımı da buraya koyuyordum ama benim için zor oluyordu. O yüzden şöyle bir sepet gibi bir şey vardı. Daha doğrusu iki yanı saksılarından aslında. Bunun içine koydum. Böyle makyaj yaparken kullanabileceğim bir iki toka da koydum. Ve hepsini buraya koydum. Bunu masanın üstünde bırakacağım. Kafada böyle rujlarımı düzenledim. Şimdi geri kalan eşyaları da yerleştirip bu çekmeceyi tamamen bitirip üst tarafa geçeceğiz. Kullandığım günlük akşam ve gündüz olarak kullandığım kremler var. Bu Proxy'nin bir tane spreyi var. Onu buraya koyuyorum. Yine Proxy'nin bir tane güneş kremi var. Leke giderici bu krem. Çok seviyorum. Bir de Proxy'nin geceleri kullandığım C vitamini serumu var. Onu da koydum. Yine Biota'nın böyle bir vücut losyonu vardı. Böyle katı yağ formunda çok güzel. Çok da güzel kokuyor. Onu da buraya koyuyorum. Elar'ın aloe veralı bir tane yüz kremim var. Gündüzleri kullandım. Onu da yine buraya atıyorum. Ve artık bu çekmece kapanabilir. Şimdi üst tarafa geçeceğiz. Şimdi buraya bunu koyacağım için burayı biraz boşaltmam gerekecek. Öncelikle şu zaten banyoya gidecek. Bu da gidiyor. Şu çöpleri de atalım. Şimdi burada iki tane dudak koruyucum var. Biri Proxy'nin, biri de Neutrogena'nın ama zaten Proxy'ninkini her gün yanımda taşıyorum. Neutrogena'yı da ara ara kullanıyorum yine sırayla ikisini de kullanıyorum. Şurada bir tokam varmış. Onu da buraya alalım. Gerçekten o kadar dolu dolu ki burası anlatamam size. Ve asla ama asla burayı boşaltamıyorum. Çünkü çok fazla kullanıyorum buradaki eşyaları. Şimdi bu saatim hep zaten burada duruyor. Çünkü çok daha rahat alıyorum. Bunu şöyle koyayım. Bu tırnaklarım için kullandığım Proxy'nin bir tane yağı. Bunu da buraya atıyorum. Şunu da aslında kaldırabilirim. Banyoda zaten bir tane tarağım var. Tangle Teaser'ın bu tarakta. Banyodaki de ondan. Ama bazen burada da saçımı tekrar tarıyorum. Bağlayacağım zaman falan. O yüzden burada kalsın mı emin değilim. Şuraya bir tane aynam gelecek. Onu da getireyim. Sanırım oldu. Evet. Sonunda bitirebildim. Gerçekten tam olarak rahat bir şekilde kullanabileceğim düzende oldular. Sadece fırçalarımı yıkamak kaldı. Onu da zaten videodan sonra ben hallederim. Umarım beğenmişsinizdir. Size şimdi zaten yakın çekim bir şekilde düzenlemelerimi de göstereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Thank you.